Selamlar, merhabalar DGS öğrencilerim. Her yıl ortalama bir tane sorunun gelebileceği bir yer olan yaş problemleriyle karşınızdayız bugün. Yaş problemleri. Şimdi kısa basit şeylerden bahsedelim. Ayşe'nin şimdiki yaşı X arkadaşlar. 2 yıl sonraki yaşı 2 yıl sonra. X artı 2 olurken 2 yıl önce ne olur? X artı değil, X eksi 2 olur arkadaşlar. 2 yıl önce doğmuş olsaydı, 2 yıl önce doğmuş olsaydı x eksik, 2 yıl sonra doğmuş olsaydı x artı 2, bunları söyleyebiliriz. Bir kişi için kaç yıl geçiyorsa, yani örneğin Ali mesela 12, Ayşe 18 ise 8 yıl sonra 20'ye 26 olacak. Peki aralarındaki yaş farkı değişir mi? Değişmez. İki kişinin arasındaki yaş farkı değişmeyecek değerli arkadaşlarım. Peki bir tane sorumuzdan bir bakalım. Şimdi baba 35 yaşında. Kızı 2 yaşında. Kaç yıl sonra yaşlar oranı 1 bölü şey özür dilerim yaşlar oranı 14 bölü 3 olur. Kaç yıl sonra? Şimdi arkadaşlar x kadar her ikisi de büyüsün. X yıl sonra yani ne olur? 35 artı x olmaz mı? X yıl sonra. Evet. O zaman kız da x artı 2 yaşında olur. Şimdi sen babanın yaşını, kızın yaşını oranladığın zaman bu oranın 14 bölü 3 gelmesi lazım. İçler dışlar çarpımından 35 çarpı 3, 105 artı 3x eşittir. 14x artı 28 olur. 3x karşılaşalım, 11x. 28'i bu tarafa atalım. Ne kalır? 28 çıkarsa 90 olsa. 87 oluyor. Bir yerde ne yapmalıysam. 77 özür dilerim. Evet, 77. X de buradan 7'dir. Yani 7 yıl sonra yaşları oranı 14 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burayla ilgili çok fazla konu anlatımından ziyade çıkmış sorular üzerine bu burayı daha iyi bir şekilde halletmeye çalışalım. Bir baba ile kızının yaşları toplam 56'dır. Şimdi babayı baba yazdım. Kız yazdım. Şimdi babaya diyelim ki A diyelim. Kıza ne olur? 58 eksi A olur değil mi? Topladığım zaman 58 yapar. Şey 56 eksi A özür dilerim. 56 olacak ya toplam. 8 yıl sonra. Şimdi 8 yıl sonra baba A artı 8 olur. Kız da 8 yıl sonra ne olur? 64 eksi A olmaz mı? 8 yıl sonra. Güzel. 8 ekledim yani sıkıntı yok. Babanın yaşı A artı 8. Kızının yaşının iki katına eşittir. 2 çarpı 64 eksi A. 2 içe dağıtalım. A artı 8 eşittir. 2 çarpı 60, 120, 128 eksi 2 A olur. Eksi 2 A karşılaşalım. 3 A artı 8'i karşılaşalım. Eksi 8 olarak geçsin. 120 olur. A da buradan 40 gelir. A 40'sa arkadaşlar. Demek ki babanın yaşı 40, kızının yaşı 16 olur arkadaşlar. Farkları 24'tür. Farkları değişmeyecektir. Yine kolay bir soru arkadaşlar. Şimdi Berkay ve annesi diye burada yazalım. Berkay annesi. Şimdi Berkay 8 yıl önce 4 yaşındaysa 8 yıl sonra 12 yaşında olur. Yani bugünkü yaşı. Annesi de 28 yaşındaymış. 8 yıl daha ekleyince bugünkü yaşı 36 olur. İkisinin toplamı, bugünkü yaşları toplamı 48 olmuş olacak. Gayet basit bir soru değil mi? Bu üç kişinin bugünkü yaşları toplam 33 olduğuna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Ali diyelim, Burak diyelim ve Can diyelim. Şimdi arkadaşlar, üç kişinin bugünkü yaşları toplam 33 ise A, B ve C diyelim. Bu A ve C'nin toplamı 33'tür. Ali'nin 3 yıl önceki yaşı. A eksi 3 olmaz mı? 3 yıl önceki yaşı. Burak ve Can'ın 3 yıl önceki yaşları toplamı eşittir. Yani B eksi 3 ve C eksi 3. O zaman şu eşitlik var. Birincisi A artı B artı C eşittir 33. Bir diğeri de A eksi 3 eşittir B artı C eksi 9'a. Eksi 9 karşılaşalım. A artı 6 eşittir B artı C'ye. B artı C gördüğüm yere A artı 6 yazarsam eğer 2A artı 6 eşittir 33 olur.
Artı 6'yı karşılaşalım. 2a eşittir. Bir yerde tam yaptık. B artı c eksi, özür dilerim, şöyle olacak. Bir yerde kaçırmışız. Özür dilerim. Şöyle bir daha geri alayım. Şurası eksi 6 gelecek arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 3'ün toplamı eksi 6 yapar. B artı c eksi 6. Eksi 6'yı karşıya attığımız zaman a artı 3 eşittir b artı c'ye. B artı c gördüğüm yere artı 3 yazarsam 2a artı 3 olur. 33'e. 2a buradan 30. A da buradan 15 gelir. Ali'nin bugünkü eşi 15'tir arkadaşlar diyebilirim. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Birer abileri olan Kerem ve Mert isimli iki arkadaşlarımızla konuşmalar geçiyormuş. Şimdi önce bir yazalım. Kerem ve abisi diye belirtelim. Muhtemelen lazım olacak. Mert ve abisi diye. Benim abimle aramdaki yaş farkı senin abinle arasındaki yaş farkı aynıdır. Yani atıyorum işte Kerem 3 yaşında, abisi 7 yaşındaysa farkı 4. Mert 4 yaşındaysa abisi 8 yaşında olacak, fark 4 diye. Güzel. Abi bir dakika, şunu biliyorum. Kerem bugün 15 yaşında. Hemen yazdım bak. Ben doğduğumda senin abin 13 yaşındaydı. Demek ki Mert'le abisinin arasındaki yaş farkı 13. Evet. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben doğduğumda senin abin 13 yaşındaysa ben Mert'e A dersem abisi A artı 3 13 olur. Değil mi? Yani Mert 1 yaşındaysa abisi 14 yaşında olacak. Ben doğduğumda senin abin 7 yaşındaysa 15 artı 7'den 22 yaşında olacak abisi. Şimdi biz ne dedik? Yaş farkları aynı yani. Şu ikisi arasındaki yaş farkı tabii A artı 13 daha büyük. A artı 13 eksi 15 eşittir. Şu ikisi arasındaki yaş farkını 22 eksi A'ya eşit olmuş olacak. Çünkü ne diyor? Benim abimle yaş farkı senin abimle arasındaki yaş farkı aynı. Şimdi eksi A'yı karşılaşalım. 2A. Buradan ne gelir? Eksi 2 karşılaştığında artı 2 olarak geçer. 24. A buradan 12 gelir. 12 artı 13, 25. Evet, sıkıntı yok. Toplamlarını sormuş. Mert 12. Abisi 22. Kerem 15. Abisi 25. 40. 30 daha. 70, 72, 74. Cevap C şıkkı olmuş olacak. Şimdi Arda ve babasına bakalım. Özür dilerim. Şimdi Arda doğduğunda babası 33 yaşında olduğuna göre demek ki aralarındaki fark kaçmış? 33 yaşmış. 33 yaş fark var. 2000 Arda'nın 2020 yılındaki yaşına. Şimdi 2020 yılındaki yaşına x dersem babası da 33 artı x'tir. Neden? Aralarındaki yaş farkı 33 zaten. Babasının 2011 yılındaki yaşının yarısına eşittir. Şimdi babası 2011 yılında, yani 9 yıl önce kaç yaşında olur? 9 çıkartacağım. Yani 24 artı x olur değil mi? Bu da 9 yıl önce x eksi 9 olur. 2020 yılındaki yaşı. Ha, şöyle yapalım bir dakika. Babasının 2011 yaşı. X 24 artı x'in yarısına eşit olmuş oldu değil mi? 2020 yılındaki yaşına. Babasının 2011 yaşının yarısına eşit. İşler dışarı çarpımından 2x eşittir 24 artı x. X'i bu tarafa atalım. X eşittir 24. Güzel. X eşittir 24 oldu. Demek ki 2020 yılında 24 yaşındaysa 1996 doğumludur. 3 çocuğu olan anne ve baba arasında konuşmalar geçmiş. İşte anne, baba, çocuk. İkimizin bugünkü yaşları toplamı. Anne, A, bir dakika. Çocuğumuzun bugünkü yaşları toplamının iki katına eşit. Buraya x dersem, çocuğa x dersem, A ile B'nin toplamının A artı B toplamı bugünkü yaşları toplamının iki katına eşit. 2x eşit. 10 yıl önce, 10 yıl önce anne A eksi 10 olur. Çocuklarda x eksi 10 olur. 3 çocuğumuzun yaşları toplamı iki katına eşitmiş. A eksi 10. 2 çarpı x eksi 10'a eşit olmuş olur. A eksi 10 eşittir 2x eksi 20. Şöyle yapalım. Eksi 10'u karşılaşalım. A eşittir 2x. Eksi 10'u karşılaşırsam artı 10 geçer. X eksi 10. A gördüğüm yere bunu yazarsam eğer. Da bir dakika, niye böyle bir şey oldu? Benim eşim 3. yaşta. Bir dakika, 10 yıl önce x eksi 30 olur ama.
Çünkü çocuk var ya, her birinden 10'ar yıl çıkaracağım. Yani x eksi 30 olacak ha. Onu bak, onu kaçırma. Şimdi a eksi 10 eşittir 2 çarpı x eksi 30 olur. A eksi 10 eşittir 2 x eksi 60 olur. Eksi 60 karşı atalım. A artı 50 eşittir 2x olur. 2x gördüğüm yere a artı 50 yazarsam a artı b eşittir a artı 50'den b 50'ye eşit olmuş olur. B dediğim şey babanın yaşıdır. Babanın bugünkü yaşı 50 olacak. Cevap B şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi Aysu, Bensu ve Cansu aralarında yaşları ile ilgili aşağıdaki konuşma geçmiştir diyor. Buna göre Bensu'nun bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, Bensu, Aysu, Cansu ve Aysu. BCA değil. Üçümüzün 5 yıl önceki yaşları toplamı 75 ise bugünkü yaşları toplamı 3 ile çarptığımız zaman 90 olacak. Bugünkü yaşları toplamı 90'mış. Aysu doğduğunda ben 6 yaşındaydım. Demek ki Aysu'ya x dersem ben su x artı 6 olur. Aysu ile Bensu'nun 6 yıl sonraki yaşları toplamı benim 6 yıl sonraki yaşıma eşit olacaktır. 6 yıl sonraki yaşları toplamı. Şimdi 6 yıl sonra Aysu ile Bensu'nun 6 yıl sonraki yaşları toplamı ne olur? Burası x artı 12 olur. Burası x artı 6 olur. Topla. 2x artı 18. Benim 6 yıl sonraki yaşına eşit olacaksa bunu alttan çıkardığım zaman 2x artı 12 olur değil mi? Şimdi bunların toplamı 90'a eşitmiş. 3x, 4x artı 18 eşittir 90. 4x eşittir 72. X de buradan 18 gelecek. Bensu'nun bugünkü yaşı kaçtır? 18 artı 6'dan cevabım 24 geldi. Güzel.